olacağım be kızım, değil mi? Sen yaptın değil mi? Dayı, ha? Bir şey yapmadı, dur. Dedim sana, dedim sana. Kızımı koruyamazsın dedim sana. Dayı, onun bir suçu yok, dinle bir. Azat, Karaeski'nin yakınları siz misiniz? Azat Hanım'ın durumu iyi. Gözünüz aydın, bebek yaşayacak. Bebek mi? Heh. Bebek. Azat uyandı. Seninle konuşacakmış. Daha sonra da ben konuşacağım seninle. Hadi. Dede olacaksın dayı. E kızın hamile. Dayı yeri değil ama bir şey soracağım sana. Hı, sor. Bir şey öğrendim Kenan'la ilgili. Ali! Sonra dayı, sonra işim var. Sonrası yok, kızımı koruyamadın. Hesap vereceksin bana, hesap vereceksin. Seviyorlar dayı birbirlerini. Ben mi hesap vereceğim? Evet. Hesap soracağımız başka biri yok mu? Dayı Kenan'la anlaşma yapmış. Heh. İki taraftan da kan akmayacak diye. O yüzden Temmuz'a ateş etmedi Azat'ı. O yüzden öldürmedi onu. Bilerek geldi, değil mi? Hamile olduğunu biliyordu. Öyle geldi. Çocuğu öldürmek için. Seninle yaptığı anlaşmaya bağlı kalıp... Biz de aynısını yapacağız. Bebeğin yaşadığını bilmeyecekler. Biz de kan dökmeyeceğiz. Ama cevabımızı vereceğiz. Siz kimsiniz kardeş? Bak Ali, Ali. Kenan hata yapmanı bekliyor. Bu şekilde gidersen hata yapacaksın. Yapacağım. Yapacağım. Hem de ne hata yapacağım? Ali! Ali! Dinlemez seni. Onun yerinde olsam ben de dinlemezdim. Yok dayı. Kenan'ın eline oynuyoruz böyle. Ali! Sizi araştırdık. Usulleriniz sertmiş ama iyi dediler. Kurallara açıklamak gerek. Lüzum yok. Çalıştık dersimize. Çalışsan burada olmazdın birader. Ne der öneriniz? İşi bana verin. Maliyeti yarı yarıya düşüreyim. Ne yapacaksın? Sırtında mı taşıyacaksın silahları? Sizin dinliyorum Ramız Bey. Sansar işi karayolundan hallediyor. Ben malı denizden getireceğim. Bulgaristan'dan kaptanım getirecek. Ben satıp parayı kaptanla tekrar geri size göndereceğim. Kaptan size parayı verecek. Siz de ona malı vereceksiniz. Teklifim budur. Tamam. Ama işi siz mi yapıyor? Kaptan mı? Bu mu iş dediğin lan? İskeleye kaptan mı diktin? Dayı mısın, iskele babası mı belli değil. Ben müsaadenizle hemen geliyorum. Düşün Ramiz. Kenan olsa ne yapardı? Ah buyur. Yok bir şey. Ne yapardı çocuk? Konuş benimle. Sansar'da teşkilat. Zendil'in de bir kaptan var. Ne burada tanıdığım var ne Bulgaristan'da.
Onun adamı çok, senin adamın. Limana haber verdim de kaptan hazırlansın diye. Hala kaptan diyor ya. Ramuz Bey, neden size güvenelim? Sırf bana değil, ona da. Teklifim şudur. Sansar'ın Bulgaristan'daki adamı benim kaptanla limanda buluşup malı ona verecek. Kaptan getirecek. Ben satıp parayı Bulgaristan'daki arkadaşa karayoluyla tekrar göndereceğim. Size vermesi için. Sansar arkadaşım o kısmı halledecek. Karayı. Ben de size deniz yolunu açacağım. Mal denizden, para karadan. Hem daha ucuz, hem daha güvenilir. Sansar arkadaşımın bugüne kadar yaptığı işin yarı maliyeti. Ayrıca iki kuvvetli adam. Ne dersiniz? Bir dakika, bir dakika. Sen rahat ol kardeş be. Ben kaptanı çoktan diktim limana. Herkes seni konuşuyor dayı. Nasıl yaptın? Ortak oldum Sansar'la. Ama sen kendin taşıyacaktın silahları. Gene ben taşıyacağım. Bak. Sansar malı yüklerken bir ihbarla yakalanacak. Sansar hapsi boylayacak. Silah piyasasında ben arşınlayacağım. Oldu mu? Anladın mı? Konuşacak mısın benimle? Kutlama yapıyoruz. İşi aldım. Sarhoş musun sen? Görecektin. Senin dediğin gibi yaptım. Tek mermi atmadım. Yumruğumu bile sallamadım. Kardeşimi düşündüm. Tak çözdüm işi. Kardeşini. Gurur duy Kenan. Alo. Evet, ben bağlattım. Bekliyorum. Ha, Sait abi. Abi ben evdeyim. Bu kapının önünde bir araba var. 4 saattir burada. E'si çıkıyorum işte. Eğer onlar gelmiyorsa biz gideriz. Bekle bekle, bu ne ya? Otur oturduğun yerde Ramiz. Zaten işler karışık. Nasıl karışık? Bilmediğin bir şey mi var abi?
Senin şu çocuk, Kenan. Ne olmuş Kenan'a? Yok ortada. Nasıl yok? Bendeydi abi. Ondan sonra işte. Gelmedi. Gazinodan biri görmüş en son. Şeyle. Kimle? Senin kanlılarla. Nerede? Nerede görmüşler? Süleymaniye Camii civarında. Bana bak. Bir başına sakın bir işe kalkma. Duydun beni. Ramiz. Ramiz. Kenan neredesin? Kenan. Neredesin Kenan? Neredesin Kenan? Ramiz! Ramiz abi. Ramiz uyandın. Kenan. Yorma abi kendini. Dinlen biraz. Selma gel biz çıkalım. Acıyor mu çok? Fena faka basmışsın.
4 kurşun çıkardılar vücudundan. İyi olacaksın ama. Merak etme. Mecbur eve getirdik. Ama doktor hep gidip geliyor. İyileşecek dedi. Sen neredeydin çocuk? Dediğini yaptım abi. Selma'yı aldım çıktım. Haber bekliyordum senden. Tamam. Fazla şey yapma. Haklıydın çocuk. Tuzaktı. Kim peki? Hain kim? Hain beni oraya gönderen. Oo, uyanmışsın sonunda. Uyandım abi. Lüfer. Yok, uskumlu var, Norveç uskumlusu. Vereyim mi efendi? Koy. Koy bir yerim. Yeşillikte koy. Elini korkak alıştırma, doldur. Ha. Çevir balığı, çevir. Norveç ha. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya! Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? İçerideydim. Al bakalım. Üstü kalsın. Hadi hayırlı işler. Kendine evlat. Hoş geldin Ramiz. Hoş bulduk Ezel. İki ayın daha var zannediyordum. 20 yılı yedin, 2 ayda bizden olsun dediler. Aynalarla barışamadın mı daha? Sen hapishanede 20 sene yedin Ramiz. Ben kendi içimde müebbet. Hadi avluya çıkıp voltamızı atalım o zaman ha. Dersini iyi çalışmışsın. İnce ince hazırlamışsın her şeyi. Annenin karşında görmeye nasıl hazırlanacaksın dayı? Ha. O aşağılık herif evime girmiş. Babama baba diyor. Bir de merhamet gösteriyor. İnsan buna nasıl dayanır ya? Nelere dayandın yeğen? Buna da dayanacaksın. Yok be dayı, hiçbiri değilmiş. Ya unutulduk, aldatıldık. Öldürüldük ya, ötesi mi var? Ama hiçbiri değilmiş biliyor musun? En zoru eve dönmekmiş. Hesap görmek, hesap etmekten zordur ya. Yani. O hesap görülecek dayı. Merak etme sen. Nereden nereye? Bir zamanlar avdın, şimdi avcısın. Ama bu avladıkların var ya, bu avladıkların bunlar kurnaz hayvanlar. Bunlar vahşi hayvanlar. Bunları önce kendine çekeceksin. Sana oltaya takmak için sıkı bir yem gerek. Kimdir o yem?
Kimse yem değil Ramiz. Lafa mı takıldın ya? Kendimiz gibi değil, hasmımız gibi düşüneceğiz ki alt edebilelim onları ha? Onlar bana ne yaptılarsa aynısını onlara yapacağım. He. Ama onlar olmayacağım ben. Arada bir fark yok ya. Bir kız var. Benim Eyşan'ın kardeşi. Neden o? Çünkü zayıf bir kız. He. Hastaymış. Herkes üstüne titriyor. Başka? Çünkü Eyşan ona çok düşkün. Başka? Başka bir şey yok mu? Başka, çabuk inanıyor insanlara. Bana yani Ömer'e benziyor. Ömer'e benziyor. İyi. Neyse, hadi gel şu yeni İstanbul'a bakalım biraz ha. Gel. İstanbul. 20 sene oldu. Başından biliyordun cevabı. Hey! Benim kim olduğumu biliyor musun? Öldürecek misin beni? Niye öldüreyim seni? Bir emanetim var bende. Onu vereceğim sana. Abinin kitapları çoğu yandı. Bunları kurtarabildim ancak. Al. Al onları da git hadi. Hayır. Cevap vereceğim dediniz. Bir tek ben biliyorum dediniz. Siz cevap vermeden bir yere gitmiyor. Dışarıda kalır, içeride konuşulmaz. Sen şimdi neyi soracaksın bana? Ne soracağım ki başka? 8 yıl boyunca içtiğimiz su ayrı gitmedi abinle. Her dakikamız beraberdi. Sormak istediğin bu mu şimdi? Evet. Sen ne olmadığı her gün benimleydi yeğen. Bacağı kırıldı bir gün. Çok güldü diye gardiyanlar kaburgalarına vurdular. At yarışında para kazandı. Koğuşa soba aldı. Kağıt oynamayı öğrendi. Altıkol İskambil'de usta oldu. Oşkin'de hepimizin canını okudu. Tahta parçalarıyla iple bir tavura yaptı kendisi. Sen şimdi bunları değil de neyi öğrendin? İstiyorsun.
öğrenmem gerek. Neyi öğrenmen gerek yeğen? Sıtmalı bir mahkuma battaniyesini verdi diye zatürre olduğunu mu? Ha? Dışarıdan yeşil elma söylerdi bize. En çok onu severmiş. Ha? Sor, sor bakalım. Sor yeğen, sor. Beynini bir sıçan gibi kemiren o soruyu sor bana. Sor. Ne soracağım ya başkan, ne soracağım? Abisini çok seven bir kardeş ne soracaksa onu soracaksın. Sor ya da defol git. Abim. Ha. Abim orada bahsetti mi benden? Sor hadi, sor, sor. Hiç bahsetti mi benden? Yoksa beni unuttu mu? Abim vaz mı geçti benden? Abin tek bir gün, tek bir saat, tek bir an unutmadı seni. Bunu böyle bil kardeş. Gerçekten mi? Son bir emanetin daha var. Bunu al. Bunu al da git hadi. Ne? Sana yazdığı mektup ölmeden bana verdi. Ben çıkamazsam da sen çıkarsan onu mutlaka Mert'e ver dedi. Hadi. Hadi git şimdi. Ama dediğimi sakın unutma. Abim seni